Evet. Sonra toprakla bunun... Çinledikten sonra, oraya geçmeyelim. Çinledikten sonra tamamen çıkması için de menginede sıkıştırıyorsunuz. Mengen, evet. Mengen. Esas burada çıkıyor pekmez. Özü burada yani. Üzümün özü burada. Evet. Yani bizim ayağımızı çinlediğimizden ziyade mengereden çıkan su, evet, esas üzümün özü. Evet. Fasalı, toprakla, evet. Şurası ilk uygulama işte. Buradan iki türlü burada şey var herhalde, ahır var. Evet. İki kademede. Burası ne oluyor? Şimdi burası toprakla kefi alındıktan sonra buraya dinlenmeye alınıyor. Ha, dinlenmeye alınıyor. burada işi bittikten sonra kazana dökülüyor. Toprakla beraber. Üzerine toprağı süzülüyor, toprağını alıyor. Önce dibinde kalıyor. Toprak kaynadıktan sonra, evet, dinlenmeye alıyoruz buraya. İkinci kazanımıza. Evet. Böyle güzelce kaynatılıyor. Evet. Koyulaşması sağlanıyor. Bu üzerindeki köpük kayboluyor. Evet. Belli bir süre sonra kayboluyor. Kaybolana kadar kaynatıyor. Bu şıra hali. Evet. Suyun süzülmüş. Bu da toprakla hali. Toprakla hali. Bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir taraftan pekmez yapılıyor, sizler de üzümleri hazırlıyorsunuz. Üzümünü kesiyoruz. Evet. Oradan çiğnemeye sevk ediyoruz. Oradan bir taraftan çiğneniyor. Evet. Siz de üzümleri kesiyorsunuz. Böyle. Bu toprak. Bu toprak. Toprakla hali. Toprakla hal derken, evet, toprağın dibi çökmüş hali. Öbürküsü şu kazandaki. Evet. Her yerde bulunmaz bu toprak. Özel bir toprak, şöyle. Bu Baklan Ovası'nda her yerde bulamazsın. Belli bölgeleri vardır bunun. Evet. Sayılıdır yani, birkaç yer. Bu olmadan pekmez eksik mi olur? Olmaz. Olmaz mı? Mümkün değil, olmaz. Evet. Evet, güzelce süzülüyor. Kızdur bir, hem terlikle süzüyor, hem elim. Böyle süzüldükten sonra tekrar şıra çıkıyor. Bu şıradan bu kaynamaya. Yine de kaynatmaya götürülüyor. Kaynamaya gidiyor. Evet. Evet, çok bu son şıranın son imalı. Çiçeğin rengini gösterebilirsen bak nasıl değil. Yeni oldu, sen bu diye çekiyorsun. Kaynamaya başlıyor. Tekrar alıyoruz. İlk kaynama. Evet. Oluştuğunda, köpüğü kaybolduğunda bu oluşuyor. Evet. Ondan sonra şurada tekrar buraya döküyoruz. Buraya, bu kazana. Evet. Bu kazanda dinleniyor, toprağa, evet, çöküyor. Evet. İkinci bir kazanımızda tekrar kaynatıyoruz. Evet, tekrar kaynatıyoruz. Artık son aşama. Son aşama o. Ama 2 saat, 3 saat, 4 saat. Evet. Kaynatıyoruz. Evet, bu şekilde kaynıyor artık. Son aşaması. Siyah renkli bir şey. Kaynaya kaynıyor. Suyu uçuyor. Kalan özü pekmez oluyor. Evet. Yani şu anda bunun pekmez olması için en az 4 saat kaynaması gerekiyor. 4 saat. Yani 3 saat, 4 saat. Verdiğin ateşe bağlı. Evet. Evet.
Hacı abi kolay gelsin. Bereketli olsun. Evet, şu anda ne konumda pekmezimiz? Pekmezimiz şu anda kıvamına ermiş durumda. Evet. Enmek üzere, endirilecek. 10 dakika gibi zaman mı kaldı? Evet. İyice böyle berraklaşacak. Evet, Erol Bey halen de çiğnemeye devam ediyor. Pekmezimizin numunesini aldık şu anda. Evet. Aldık. Şu pekmezin olup olmadığını öğrenmemiz için parmağımızı şöyle yapıp şimdi ekmeğimize banıp evet. Yemeye başlıyoruz. Bana afiyet olsun. Yerinlere afiyet olsun. Evet, kıvamını bulmuş. Pekmez dedim bu olacak işte. Baklan pekmezi bir başkadır. Yiyen bir daha yiyor. Arkasını istiyor. Evet, hacım yıllardan beri herhalde bu pekmezi yapıyorsunuz. Üzüm pekmezini. Kendi teşkilatımızla, kendi bağımızın üzümlerinin içine, evet. Kendi imalatımız oluyor. Yavaş yavaş karpuza geçmeye başladık. Evet. Deneyimlerini yaptık. Birini, ikincisini yapıyoruz. Evet. Şundan sonra bir baklanda görünek gelerek olacak. Evet. Karpuz, üzüm, pekmezde. Üzüm de devam edecek. Üzüm zaten devam ediyor. Evet. Yıllardan beri devam ediyor geleneksel olarak. Evet. Bu hiç katkısız baklan üzümünden, baklan bekmesi, siyah üzüm bekmesi.